Açık Bilim sunar. Tevfik Uyar'la Bilim Arası. Dün tarihlerden 13 Ekim 2017 idi ve günlerden de Cuma'ydı. Türkiye için değil ama Batı ülkelerindeki bazı kesimler için bunun bir önemi var. Bu ülkelerde ayın 13'ünün Cuma'ya denk gelmesi uğursuzluk sebebi olarak sayılır. 13. Cuma olarak adlandırılan bu günlerde bazı insanların talihsizlik korkusu o kadar yoğundur ki literatüre Yunanca adıyla Paraskevi Dekatria Phobia, yani 13. Cuma korkusu olarak geçmiştir. Aslında bu korkunun esas bileşeni 13 sayısıdır. Yani 13 korkusu ki o da Triskai Dekafobia olarak anılır. Tahminlere göre 13 sayısını uğursuz saymanın kökeni Hristiyanlığa dayanır ve sebebi İsa'nın son akşam yemeğinde kendisine 12 kişinin eşlik etmesidir. Orta çağda ortaya çıktığı düşünülen bu korkunun 13 kişi bir araya gelirse başlarına kesin bir şey gelir gibi batıl bir inanca dayandığı düşünülüyor. Cuma gününün uğursuz olarak addedilmesinin nedeni ise İsa'nın bir cuma günü çarmıha gerilmesidir. Ancak bu iki farklı uğursuzluğu kombine edip 13. Cuma'dan korkmanın örneklerine 19. yüzyıla dek rastlanmıyor. 13 korkusu bazı Batı ülkelerinde tahmin edemeyeceğiniz kadar yaygındır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki otellerde asansöre bindiğiniz zaman 13. kat olmadığını görerek şaşırabilirsiniz. Bazı havayolu şirketleri koltuk sıralarında 13'e yer vermez. Bunlar öyle küçük havayolu şirketleri falan değil. 2009 yılına ait bir makaleye göre Air France, Iberia, Ryanair, AirTran, Continental, Lufthansa ve Alaska Hava Yolları bu gruba dahil. Havayolu yönetiminin ve orada çalışan emniyet mühendislerinin bu sayının gerçekten uğursuz olduğuna inanarak böyle bir karar aldıklarını düşünmeyin. Konu tamamen yolcu algısıyla ilgili. Zira bu şirketlerin bazılarında 17 nolu koltuk sırası da yok. Çünkü İtalyanlar için uğursuz sayı 13 değil 17. Evet, yanlış duymadınız. Ülkemizde özellikle Amerikan sineması izlendiği için hep 13. Cuma'yı duyuyoruz. Oysa Batı ülkelerinde bu uğursuz gün çeşitlilik gösteriyor. İtalyanlara göre 17. Cuma uğursuzken İspanyol ve Yunanlılara göre 13. Salı. Havayolu şirketleri bir yana, devletler de bazı düzenlemelerde 13'ü dikkate alıyor. Ya da en azından vatandaşlarının bu uğursuzluğa olan inançlarını. İrlanda Cumhuriyeti 2013 yılında araç plaka sistemini sırf bu yüzden değiştirdi. Plaka verirken aracın tescil yılını ilk iki haneye yazan İrlanda Cumhuriyeti 2013 yılında araç alımında çekince yaratır gerekçesiyle 3 haneli sisteme geçti. O yıldan beridir plakalarını 13, 14, 15 gibi sayılarla değil, yılın hangi yarısında tescillendiğini gösterecek biçimde 131, 132, 141, 142 diye numaralandırıyor. Böylesine irrasyonel bir inancı besleyen tarihi olaylar yok değil. Örneğin Apollo 13 kazası. Bu kaza 13 korkusuna sahip Amerikalılar için resmen bir delil niteliğinde. 2015 yılında Paris'te gerçekleşen terörist IŞİD saldırısının 13 Kasım'da bir Cuma günü gerçekleşmesi de bazı Avrupalılar için öyle. Tarihte daha gerilere gidildiğinde bir Triskai Dekafobi'nin sizi ikna etmek için bulabileceği daha pek çok örnek var. Elbette bu örnekler teyit önyargısına hizmet ediyor. Yani inanç ve iddia sahibinin sadece kendini teyit eden örnekleri seçmesinin bir sonucu. Zaten düşünürseniz şu hayatta 13 sayısı ve Cuma ile ilgisi olmayan birçok felaket bulabileceğiniz gibi 13 ve Cuma ile ilişkili pek çok güzel hadiseye de rastlayabilirsiniz. Her uğursuzluk inancında olduğu gibi 13 ve Cuma inancında da rasyonel bir neden yoktur. Türkiye'de dile getirilen ilginç bir argümana da yeri gelmişken yer verelim. Buradaki bazı dini çevreler, Batılıların 13. Cuma'yı uğursuz saymalarını başka nedenlere bağlarlar. Bu çevrelere göre 13, Batılılara göre uğursuzdur. Çünkü İslam peygamberi 571'de doğmuş ve İstanbul 1453'te fethedilmiştir. Ve bu yılların sayı değerlerini topladığınızda 13 bulursunuz. Uğur ve uğursuzluk inancı tamamen batıldır. Yani ardında hiçbir mantıklı ya da ölçülebilen fiziksel bir zemin yoktur. Ancak eğer bir şeyin uğursuzluk getireceğine çok fazla inanırsanız gerçekten de getirebilir. Zira bütün gün başınıza kötü bir şey geleceği beklentisiyle yaşarsanız dikkatinizi pek toplayamazsınız. Ve bu da gerçekten sakarlıkla ya da önemli bir şeyi unutmayla sonuçlanabilir. Yazan ve seslendiren Tevfik Uyar. Kurgu ve montaj Kübra Karacan.